Merhaba, Çalkum tekrar yayında. Bugün sizlere kendi yapmış olduğum en iyi build'imi göstereceğim. Enny the Dark Child, Ranged Mage'dir. Oyundaki en iyi AP nuker'lardan biri. Alana yaptığı burst damage de harikadır. Bunun yanında hızlı ölüp erken level'larda sönerse bir daha kendine gelemez. Ama bunun olmaması için tabii ki de bu video var. Şimdi Master Race ve Runes sayfalarımızı bir göz atalım. Master Race'de en basit AP Mage Masterize'leri öyle değişik bir olay yok. AP veren, buff'ları uzatan. Runes'lara pek güvenmiyorum. Değişik bir şey olmasına gerek yok. AP versin, can versin, Magic Penetration yeter. Summoner Spell'de ise kaçmak ve kovalamak için Flash ve canı çok az kalanlar için de Ignite alıyorum. Skill'lerin açıklamaları. Pyromania. En iyi en yapan harika bir pasif. Her dördüncü spell'inizde bir sonraki spell stun veriyor. Bundan Molten Shield etkilenmiyor. Disintegrate Annie'nin ateş topu. Yüksek hasarlı ve anahtar kaynağımız. Eğer son vuruşu bu skill'le yaparsanız banınız gitmiyor. Böylece lane'de daha fazla kalabilir, pasifinizi hızlandırabilirsiniz. Incinerate Annie belli bir alana ateş püskürtüyor. İkinci fullenmesi gereken bir skill. Molten Shield çoğunlukla pasifi aktive etmek için kullanırım çünkü manası çok az. Bunun dışında çok olmasa da armor ve magic resist verir ve basic atak yapanlara damage geri püskürtür. Summon Tibbers. Aşırı manyak bir ulti. Summon yaptığınızda koyduğu hasar mı dersin? O ayının etrafında ateş saçması mı dersin? Harika işte. Pasifinizi bununla başlatmanız lazım ama. Şimdi oyun içinde aldığımız itemlere bir göz atalım. Başlangıç olarak Unflinching Tome artı Health Potion'la başlıyoruz. İlk kimimizi alıp döndüğümüzde ise Boss of Speed, Hexic Revolver, Ruby veya Mana Crystal. Mid game'de Sorcerer Shoes, Rod of Ages ve Spellwand'la devam ediyoruz. Late game'de ise Rabadon Deathcap, Will of Ancients ve duruma bağlı olarak Zhonya Hourglass veya Banshee's Wail. Şimdi bu itemleri alabilmeniz için yapmanız gerekenleri söylüyorum. Early game 6 level olmadan bir halt yapamazsınız. Bunun için deli gibi farm yapın. Q skill ile mananızı harcamamaya, last hit yapmaya bakın. Eğer 6'ya ölmeden ulaşırsanız parlak bir gelecek bizi bekliyor. 6 olduğunuzda anda pasifinizi denkleştirin. Q ve E ile bunu yapabilirsiniz. Kombonuzu ulti ile açın çünkü en fazla range olan odur. Ardından Q, W, Ignite, E ve gerekirse tekrar Q ile ilkinizi almış olmanız lazım. Almadıysanız karşı adamın back yapması gerekir. Öyle olursa son slotu alıp base yapın. Mid game'de artık magic damage'iniz yeterli olmuş olmalı. Mid'deki adamı harika bir combo ile öldürüp diğer lane'lere bakın. Eğer pushlanmış lane varsa gidip yardım edin. Late game'de artık takım savaşları başlamıştır. Mage olarak göreviniz AD carry veya diğer mage'i öldürmektir. Fazla fokus yemeyin benim şu an yediğim gibi. Ultinizi çok iyi denk getirin. Şimdi diyorsunuz ki ben bu build'i her yerde bulabilirim, ne farkı var diye. Ama şimdi tecrübeyle edindiğim bu önemli tavsiyeleri sizinle paylaşınca benim yaptığım hataları yapmayacaksınız. 1. Wardlamak. İlk dönüşünüzde en az bir ward alabilmelisiniz. Sağ ve solunuza koyacağınız wardlar olası bir gankte hayatınızı kurtaracaktır. İki, farm. Ne kadar fazla o kadar iyi. Annie'nin diğer mage'lere göre hayvanımsı bir range var auto atakta. Bunu ve Q'nuzu iyi yerleştirirseniz paraya para demezsiniz. Pasifinizi ne kadar kullanırsanız o kadar iyi. Bunun için her dövdüğünüzde E ve W'yu atmayı unutmayın. Böylece iki stack şimdiden gelmiş oldu. Burada da göreceğiniz üzere stack'im yeterli değildi. Bunun için önce W sonra ultiyi kullandım ki iki kişiyi stunlayıp garantiye alabilelim. Alta basılı tutup sağ klik yaptığımızda ayımız hareket ediyor. Bunun sayesinde ganklerden daha kolay kurtulabiliyoruz. Gördüğünüz üzere ayıyı koyduğum için Sheiko'yu fark ettim. Pasif ulti kombonuzu attığınız zaman durmayın, devam edin. Çünkü stun bittiği zaman adam flash'te kaçmaya çalışacaktır. Sizin de ikinci Q için ona yakın olmanız lazım. İlk kit zaten çok önemli. Bu yüzden mekanınızı kontrol etmeyi öğrenin.
Neden Erçengil Staff almıyoruz? Erçengil Staff gerçekten iyi bir item. Almamamın iki sebebi var. İlki mana sıkıntısı olmaması. Hem nükür olduğumuz hem de Q'nun manayı geri vermesi şahsen benden mana problemi yaratmıyor. Diğer sebep ise başka itemlerin yerine koyamıyorum. Neden Solstice'i almıyoruz? Eğer kendinize güveniyor ve hafif feed aldıysanız neden olmasın? Mid ve late game'de almayın yeter. En iyi build'ımız bu kadar. Beğendiyseniz subscribe yapın. Çarkım sayfasını beğenin ve paylaşın. Ben Canberk ve size iyi günler.